Betüş kafe buyurun. Ah maalesef çikolatalı pasta yok ama frambuazı var tazecik. Ondan göndersek. Ha. Ay, o da kalmadı. Elas Parizol. Meryem teyze. Aa! Hiç aklına gelir miydi? Hiç. Hiç gelmezdi. Geçmiş yaşamında buysa şimdi neden böyle davrandığını anlıyorum. Bizimki et yemiyor, masa yiyor. Ne korkunç değil mi? Çok çok. Acaba biz neydik? Yakınlarımızınkine bakalım, sonra sıra bize de gelecek. Tamam. Ay Perihan teyze, baksana sanki bizi yiyecekmiş gibi bakıyor. Hadi hemen bir an önce gidelim buradan. Evet, evet. Aslında burada değiliz ama kendi tedbiri elden bırakmayalım. Hayvanların altıncı hissi çok kuvvetlidir. Ay bizi görüyor mu acaba? Ay bilmiyorum, hadi ne olur gidelim. Hadi. Oz İrem Saye. Betüş. Kimse yok. Ama ben sanki hayal meğer Perihan teyzeyle Betüş'ü gördüm. Ay. Ay yoksa onlar buradan çıktılar da yolda giderken başlarına bir şey geldi. Maazallah ruhları mı bastı kapıyı? Ay ben bir arayayım. Allah. Elması kim çalmış babacığım? Siz. Tam zamanında geldik. Aç aç hemen. Yanlış numara herhalde. Efendim. Aa Suzan'cığım merhaba hayatım. Nerede olacağız canım? Evdeyiz. Ne oldu ki? Hiç. Hiç Betüş'cüm. Yani söylesem de inanmazsın. Deli dersin. Boşver boşver. Şey rahatsız ettim galiba. Kusura bakma. Hadi sonra görüşürüz hayatım. Hoşça kal. Görüşürüz hayatım. Hoşça kal. En güzel yerinde bitirdiler. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor ya? Gidelim. Of kaçar gibi geldik ama Perihan teyze, Firuze'nin aklındaki karışıklığı hemen düzeltmemiz lazım. Yoksa kendimi çok suçlu hissedeceğim. Haklısın canım. Hemen hallediyorum. Olamaz. Geçmiş herhalde. Aman be Firuze. Pasaklı Firuze. İçim dökmüş. Çekirdek çöplerini. Tamamdır Betüş. Merak edilecek hiçbir şey yok. Harikasın Perihan teyze. Ellerine sağlık. Dur bakalım. Şimdi sıra kimde? Bilmem. Sence? Aa, siz var ya. Ama siz perisiniz. Siz perisiniz. Avni Bey ne dersin? Hiç fena bir fikir değil. Ay, hadi o zaman. Hadi. Gittiler. Aman Allah'ım gittiler. Gelip evi sildiler. Kim geldi? Kim gitti? Ay ne tepiniyorsun çocuk gibi? Periler halacı periler. Sana Avni, çocuğum olacak diye adam gibi giyineceğine adam olma bez parçası giy. Peri sayıklıya sayıklıya nasıl evlat yetiştireceksin ha? Ama halacık sahiden periler var. Gel. Abi bir dakika, bir dakika. Sen bizim çocuğumuz olacağını nereden hatırladın? Yoksa hafızan bir gidip geliyor mu? Matmazel ha? Ay bunak demeyi mi getiriyorsun sen bana? Terbiyesiz! Asıl sen bunaksın, sen! Daha demin dedin ya bebek bekliyoruz diye. Hatırlamıyor musun yoksa? Soytarı! Elas Parizo! Geldim matmazelim! Bugün size gülücükler getirdim. Kimsesiz şatonuzda kimsecik olmaya geldim. Bugün size matmazel güzel sözler getirdim. Ne bir gül, ne bir şarkı, ne bir fıkra. Yalnızca
gözlerinizi açmaya geldim. Yalnızlığınız matmazel Tanrı'nın işi değil. İsterseniz bakın bir daha. Şatoda sizin herkeste. Sus solteri. Uzatma daha fazla. Biliyorum yalnızlığımın sebebini. Tanrı zengine insan, fakire para vermez. Onun kurbanıyım ben. Tanrı insanoğluna yalnızca akıl verir matmazel. Parayı bulan da insanoğludur, dostu bulan da. Bahtı taht yapan da Martı Şubat da. Aa, ne güzel söyledim. Hep güzel sözler söylüyorsun bana. İyi düşünceler getiriyorsun. Ölmeye yaklaşırken yaşım bana yeni şeyler öğretiyorsun. Ha, iyi misiniz matmazelcik? İyiyim soytarı. Bu yalnız hayatıma güzel sözler getirdi. Sizi rahatlatabiliyorsam ne mutlu bana. Sen benim en güvenilir yardımcımsın. Bana şeref verdiniz matmazel. Hayır, iltifat etmiyorum. Bunlar gerçek hislerim. Seni oğlum, yeğenim, kanımdan biri gibi seviyorum. Ve bir matmazelin yanında çalışmayı değil, bir prens gibi yaşamayı hak ettiğini düşünüyorum. Daha evvel de söyledim matmazel. Beni evlatlık edinmenizi istemiyorum. Ne kadar onurlu bir genç olduğunu biliyorum. Israr etmiyorum. Bir gün tekrar dünyaya gelirsek senin zengin bir insan olarak gelmeni diliyorum. Ve gene benim yanı başımda olmamı. Zavallı abi, eski hayatında bir soytarıymış. Şimdiki yaşamında da bizim yüzümüzden soytarı gibi zavallıcık. Ay evet Perihan teyze. Yani öyle üzülüyorum ki şu adamın durumuna. Bir gün bana peri olduğumu bir faniye söyleme hakkı verilirse bunu ilk gidip Suzan'a söyleyeceğim. Avni Bey için. İnan ben de aynı şeyi yaparım. Ama Mevibe Hanım'ın dileği yerine gelmiş. Geçmiş yaşamında Avni'yi yeğeni gibi sevdiğini söylemişti. Şimdiki yaşamında da Avni'yi yeğeni. Evet, en azından bu sevindirici bir şey. Ooo, kimleri görüyorum kapıda. Merhaba. Ay Sadıkçığım, bu paketler ne böyle? Alışverişten geldik Ferhan teyze. Burada kapıda durmayalım, içeri girelim isterseniz ha. Siz girin çocuklar, ben gidiyordum zaten. Aa, nereye gidiyorsunuz? Bakın akşam Yavuzlar gelecek, balık yapacağız tamam mı? Siz de gelin ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.